Rahatsız olmayın, rahatsız olmayın. Haberleri iyi. Kan tetkiklerimiz normal. Fizik muayenemiz de normaldi zaten. Bebeğin iyi olduğunu düşünüyorum ama yine de bir ultrasonografi ile kontrol etmekte fayda var. Çok şükür. Ha bu arada sizin ve eşinizin de ifadesi alınacak, kardeşinizin ifadesinden sonra. He tamam, ver. Geçmiş olsun. Eyvallah. Mustafa. Ha Asya. Söyle kurban oldum. Bebeğim. Sen iyisin ha Asiye? İyiyim. Vedat içi. Sağ bir şey etmedi ya. Yok. Asiye. İfadeni alacaklar. Vedat deme. Ne? Ben göreceğim hesabını. Deme. Mustafa korkutma beni. Ben seni bir daha görebilecek miyim diye ölüp ölüp dirildim zaten. Yapma. Demeyeceğiz. Demeyip ne yapayım? Senin o iti gebertip içeri girişine seyirci mi kalayım Mustafa? Bunu balıma, oğluşumuza yapar mısın? Sen... Eğer ki sende bilama kozalık hakkım varsa... demeyeceksin. Vedat Sayar. Bu şerefsizliği yapan da yaptıran da o. Yengem Asiye Kaleli'yi kaçırıp bana telefon açtı. Gel yengeni al diye. Ondan sonra abimi de aramış. Biz oraya vardığımızda kimse yoktu. Abim dışarıdaydı. Vedat Sayar'ın adamlarından biri onu bacağından vurmuş. Bir de bir kayıt dinletmiş. Yengeme iğneyle bir zehir verdiğini söylemiş. Kendimizi buraya zor attık. Sonra yengemin kolundan bu kağıt çıktı. Hepsi bu. Siz çıkın. Şunları aşağı indir. İfadelerini tekrar alacağım. Tamam Sayın Savcım. Hikayeyi bir de senden dinleyelim Rüstem. Bunlar bir şeyler anlattı. Ne anlattılarsa doğrudur Sayın Savcım. Öyle mi? Necip cinayetini biliyoruz. Bir de Asiye Kaleli'nin kaçırılma olayı eklendi. Bir de sen anlat bakalım. Necip cinayetinin de Asiye Kaleli'nin kaçırılmasının da sorumlusu benim. Neden? Vedat Bey'le uzun yıllar çalıştık. Alacak verecek meselesi oldu. Tartıştık. Kavga ettik, küfretti. Delirdim. Silah soruyla cinayet itirafı videosu aldım. Şantaj yapıp paramı alacaktım. Ama şantaja kulak asmadı. Bu sırada Vedat Bey'in Kalelilerle husumeti vardı. Ben de videoyu tahliye gönderdim. Polise teslim etsin istedim. Yaptı da ama Mustafa gidip geri aldı. İşimi bozdu. Mustafa'nın Necip'le buluşacağını biliyordum. Gizlice gidip Necip'i öldürdüm. Suçu Mustafa'nın üstüne yıkmak istedim. İntikam için, işimi bozduğu için. Ama biri itiraf etmiş. Benim gömleğimi falan da bulmuşlar. Baktım kaçarı yok. Önünde sonunda yakalanacağım. Gelip Necip işini itiraf ettim. Ama içeri girmezden önce Asiye işini planlayıp adamları görevlendirdim. Son bir kez Mustafa'nın canını yakmak istedim. Sadece acı çeksinler istedim. Ama kadın hamileydi. Ona zarar vermek gibi niyetim yoktu. Peki anladım. Mustafa işini bozdu diye canını yakmak istedin. Karısını kaçırttın. Sence adamların neden bu kadar çabuk teslim oldular? Kaçmayı düşünmediler. İkisine de adam başı $10.000 ve sahte pasaportla yurt dışına çıkaracağıma dair söz verdim. De Necip işi patlayıp kaçamayacağımı anlayınca teslim oldum. Onlar teslim olduğumu bilmiyorlardı. Öğrendiler herhalde. Ondan kaçmamışlardır. Ne güzel. Her şeye bir cevabım var. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.